ünlülerden bir tanesi diyelim. İngilizce bilmiyor. Bana İngilizce bir gece mesaj attı. Aşk mesajı. Meğerse sevgilisinden, o dönem yabancı bir sevgilisi varmış. Bana gönderiyor. Ben onu Türkçe'ye çeviriyorum. Ona Türkçesini yolluyorum. Aşk mesajı gidiyor benden ona. O ona kıza yolluyor. Ondan sonra böyle Türkçe, İngilizce aramızda bir ünlü bir sanatçıyla İngilizce bilmediği için aşk mesajları gitti geldi. Ben kim geldi. Olduğunu biliyorum. Çok uygun fiyatlara bulsam. Çok yeni bir mikrofon deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Siz nefretten rahatsız oldunuz ya. Nefretten rahatsız olmadım ya. Ne alakası var? Nefretten nefret. Kafa mikrofon takacağız şu an. Allah bir dakika. Nasıl takılıyor? Söyle bakalım. Bu saçın içinden geçecek. Siz isterseniz makyajı bitirin. Kelleri ne yapıyorsunuz? Kelleri takmıyor işte o yüzden. Kelleri takmıyorsunuz. Sonra... Keller neresine takılıyorsunuz? Malzeme var. O da dedikodu. O erkek. Bu buraya kadar uzayacak mı? Bu? Çünkü bu mikrofon değil, ilik gibi duruyor. Siyah ya, şeyde görünmüyor. Sahnede görünmüyor. Şu an birini gagalıyor. Gaga bu ya, gaga. Çok oldu bir tanem ya. O kendini biliyor. O var ya o. Tamam hayatım, sen bunu çek. Adamı da bedavaya getireceğim bugün. Allah'ım. Bak bak. Benim bebek tüylü, bebeklik tüylü. Aaa! Hana hana la, hana hana la. Bu hangi dilde merhaba acaba? Borcumuz ne kadar? Yarım bacak. Sağ olasın. Ne gülüyor? Doktor ablanın değil miydi o ya? Benim az önce söylediğim. Şey vardı, ne oluyordu? Küfür mü etti o? Hayır. Lan ömür şarkının küfür mü etti o? Şey vardı, Looney Tunes'da tavşanın adaya düştüğünde hımdımına. Sen bunları yayınla, bak ne yapıyorum seni. Kalk kız bana bir şey. Bitince görsün. Dilan'ın size de. Kalk kız bana. Gör, Tolga gör. Gör, var mı bu aletler başlarında? Almışsın o mikrofonu. Ucuna da bir şey. Bak gördün mü? Işık bile. Var ya, kör edersin adamı bak. Ledlere alışıyor. Evet. Benim vaka. Ona göre. Şurada senin bak ama saklıyorsun sen de. Kaç bak kız burada. Allah be. Hey Tuğba. Hey Tuğba. Hey Halime, Ayça nasılsınız? Valla biraz gözümüz kamaştı ama. Senden olsa gerek. Kesin ondandır. Benim de biraz stres bastı çünkü az sonra oyuna çıkacağım. Şu an zaten neredeyiz, ne yapıyoruz onu soracaktım. Şu anda artı sahnedeyiz. Süper iyi günler oyunumuzu oynayacağız birazdan. O yüzden de ben... Çıpanla kapladım. Yok, hiç makyaj yok, bu doğal hali. Evet, doğal hali ve doğal kirpiklerin. Anne işi miydi kirpikler? Anne için. Anne işi. Bak geldi. Allah kahretsin. Benim de kirpiklerim orijinal. Görebiliyorum. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Hani. Bağışlasın. Şimdi iki tane oyuncuyu bulmuşken şunu sormak istiyorum. Biz çocukken böyle görürdük oyuncuları, vay çok özenirdik. Aynı şey tabii şarkıcılar için de aynı. Sonra böyle arkadaşlarımdan görüyorum ki ne kadar çileli bir işiniz varmış sizin ya. Ben şeyi çok istiyorum mesela, şeyi söyle hani o Jim Carrey'in meşhur sözü var ya, hani herkes bir 5 dakikalığına ünlü olsun. Kesinlikle. Ve aradıkları şeyin bu olmadığını anlasınlar dedikleri mevzuyu ben oyunculuk için, yani ünlülük meselesi değil ama oyunculuk için de çok istiyorum. Çünkü sürekli ya ben de çok yetenekliyim, ben de komiyim, ben de şöyleyim, ben de taklit edebiliyorum falan ne alakası varsa. Oyuncu olmak istiyorlar ve bunun çok kolay olduğunu düşünüyorlar. Ben de diyorum ki onlara 5 dakika sete gelin, yani 5 dakika fazla değil. Bak nasıl böyle Şener Şen'in poposuna vurup kaçışı var ya, öyle kaçacaklardır. Zaten 5 dakikanın 4 dakikasında beklerler muhtemelen. Tabii. Ne 4.5. 4.59. Sadece beklemekle ölebilirler böyle. Kayıt bitti. Kestik. Sürcüm. Bitmiş. Gider seninkini kullanabilir miyim? Ne? Benimki çok pahalı. Al be. Ya sen onları rahatlasın. Ben bitmişti. Benimki daha pahalı. Bilmem ben. Benden yedik biraz, unuturum. Bir gününüz nasıl geçer? Sabah. Senin çok bambaşka geçti. Yani şimdi bu proje özelinde başlayayım ben. Önce Süper İyi Günler özelinden. Bu projede uykusuzluk nedir diye bir kavram yok. Çünkü uyku yok. Uyku olmayınca uykusuzluk da yaşamıyorsun. Hani uyuman lazım ki uykusuz kalabilesin falan filan. Hani zıtlıklar beraber oluyor biliyorsun. Burada öyle bir kavram olmadığı için ben uykuyu unuttum.
günlük herhalde 3-4 saatlik şeylerle her an telefona mesaj gelebilir, telefon çalabilir, bir yerde bir kriz çıkabilir, o tamir edilebilir. Böyle şeylerle geçti yaklaşık 1-2 sene. Bir projeye hazırlık aşamasından itibaren. Ben o sırada uyuyordum. Yok be, senin de setin vardı. Setim vardı ama gene de uyuyordum. Biz insani şartlarda çalışıyoruz. Bizim 12 saat kuralımız var kanka yani. Biz valla, ben bayağı uyudum, çok özür dilerim. Hiç vicdan yapmıyorum şu an. Sen çalışsaydın biz ekmeğini yiyoruz şu anda. Öyle afiyet mutluyum olsun. Bak. Afiyet olsun. Bak vallahi. Afişte bak. Bak afişte. Şurada varım ya. Tamamdır yani. Tamamdır. Ben de şurada dur bakayım. Bak. Gördün mü bak. Zoom yap. Seni yerim. Halime uyutmayan başka şeyler de var aslında. Tabii canım. Mesela 12 aylık yani 1 yaşına gelmek üzere olan bir kızım var. Dünya güzeli bir prenses. Dünya güzeli bir eş maşallah. Hayat sana güzel Halim. Vallahi güzel. Hiç acıyamayacağım şimdi yani sana. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri. Evet. Hayır o şey olur. Elin bir de yer ya da saçın bir de yer böyle beyaz. Bir anda sahnede beyazlamış. Tamam, her şeyi sen bil. Her şeyi sen bil, tamam mı? Vallahi Bigfoot tarihinde ilk defa podyo diyorum. Ana! İşte dedim, böyle bir şey olabilir diye. Ayça, bu arada başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben yani ölümden arkasından konuşmak istemem ama. dün akşam öldüm. Nasıl bilirdin? Ben ilk defa, yani bunca zamandır çok popüler işler de yaptım. Hı-hı. Ama hiç böyle bütün, yani tüm Türkiye'nin izlediği, bu kadar izlediği bir iş yapmamıştım galiba. Çünkü bayağı yani biraz sonra helva kovuracaklar, eve getirecekler falan diye düşünmeye başladım. Çünkü sadece dün akşam 3 saatte 3000 yorum falan geldi. Özelleri saymıyorum, direct mesajları. O yüzden çok garip bir iş oldu. Demek ki seyircinin birazcık o gönül teline dokunmuşuz ki. Üzüldüler. Ben de çok mutlu oldum üzülmelerine. Ben böyle bir kötü insanım. Evet, fark ettik şu anda. Bence yani Türkiye'de son dönemlerde yetişen en iyi kadın oyunculardan bir tanesin vallahi. Çalıştığım paranı için de yatıracağım seni. Daha devam ediyorum. Dur, bitmedi. Tamam, kaşeyi yükseltiyorum. Ama hakikaten yani, dürüstçe söylüyorum bunu. Yani birlikte çalışmaktan da çok keyif aldım. Tamam. Ondan sonra izlerken BKM'de itibaren seni görüp izlediğim her şeyde ulan ne duygusallaştık. Burayı ağlıyorum. BKM nasıldı? O günlerden bahsetsene bize biraz. BKM güzeldi, yorucuydu, zordu. Çünkü kendimiz yazıp kendimiz oynuyorduk, yönetiyorduk. O açıdan zordu. Hatta soruyorlar bize, siz mi yazıyordunuz gerçekten? Evet, biz yazıyorduk gerçekten. Halim de buna şahittir zaten. Ve hiç şey yoktu. Durdun, yanlış yaptın, dilin sürçtü, hata yaptın, aman keselim yok. Öyle bir lüksümüz yoktu. Seyirciye rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de ulusal kanala çıkıp bunun yayınını görüyorduk. Ki tekrarları da 8800 kere olduğu için hala canım yanıyor bazı skeçlerde. BKM güzeldi ama her zaman onların kızıyım ve ıslık çalsalar her zaman giderim yani, koşar giderim. Peki, yine ikinizi bulmuşken şunu sormak istiyorum. Tiyatroda, oyunculuk genelinde konuşursam, kadın ve erkek durumu, avantajları, dezavantajları bir kadın ve erkek gözünden ne düşünüyorsunuz? Hemen söyleyeyim, iyi ki kadın değilim. Çok ciddi bir konuda. Tiyatroda çünkü oynayabileceğim bütün roller erkeklere yazılmış. Kaç tane var yani? Şöyle bir doğru. Düşün. Çok doğru. Oo, evet doğru. Çok az var yani. Var tabii, elbette var ama. Yani büyük böyle kafa rol dediğin, yani Juliet gibi ağırlığı olacak, evet, bir rol. Mesela Hamlet'e bakıyorsun. Yok, Hamlet oyununda yok ama Hamlet diye bir karakter var. Ama aynı zamanda Juliet'in karşısında Romeo var. Hop, erkek 2'ye 1 öne geçti mesela. Gibi evet. Böyle doğru, ne yazık ki bir dengesizlik var tiyatroda. Sahne arkasında soruyorum ama hani kadın. Sahne arkasında sorarsan. Sahne arkasında biz daha şanslıyız çünkü bizde çok evet, güzel bir malzeme var, o da dedikodu. O erkekleri orada bizi bitiriyoruz, sahneye gerek kalmıyor yani. Önceden bitiriyoruz arka tarafta. Güzel ama çok açıkça söyleyeyim, çok zor tarafları da var. Yani her kadın oyuncuyla ya da her oyuncuyla çok sağlıklı ilişkiler kuramayabiliyorsunuz. Bu dünyanın genelinde böyle, her meslek grubunda böyle. O yüzden saf, pembe, arkada çok eğleniyoruz. Muhteşem bir ekibiz falan, öyle bir şey yok bence. Hazır yola girmişken azıcık piyasayı da gömsenize. Piyasayı hemen gömelim. Tabii. Başınıza gelen enteresan olaylar olur, komik olaylar olur. Oha, şunu da yaşadım dediğin olaylar olur. İsim istemiyorum. Azıcık hem genel hem olay hangi bazında. Vallahi hakikaten şimdi böyle düşünce bir böyle tırırt diye geçiyor ama isim istemiyorumlar ve girdiğimiz yani, konularda anında kolay zaten. Kolay yerden sordum. Çok oldu bir tanem ya. O kendini biliyor. O var ya o. Çok oldu ya, çok üzüldüm.
ben bir şeyde hata, çünkü hata yap, insanız, hata yapabiliriz. Hata yaptığım, yanlış yaptığım yerde benim bugünüm çok güzel geçti ve şu an çok mutluyum yerde. Diyen oldu bana mesela. Yanımda ağlarken söyledi bunu. Bayağı ağlarken yani hani artık. Telefonu verse bir arayalım, konuşalım arkadaşlar. Sen tanıyorsun ne? Harikaymış. Pislik falan. Komik şeyler de oluyor bu arada. Tamam gömelim ama gömülecek hani komedi gömülecek şeyler de oluyor. Mesela ünlülerden bir tanesi diyelim, İngilizce bilmiyor, bana İngilizce bir gece mesaj attı, aşk mesajı. Meğerse sevgilisinden, o dönem yabancı bir sevgilisi varmış, bana gönderiyor. Ben onu Türkçe'ye çeviriyorum, ona Türkçesini yolluyorum, aşk mesajı gidiyor benden ona. O ona kıza yolluyor, ondan sonra böyle Türkçe, İngilizce aramızda bir ünlü bir sanatçıyla İngilizce bilmediği için aşk mesajları gitti geldi. Ben kim geldi. Olduğunu biliyorum, çok uygun fiyatlara bulsam. Hiç böyle. Ama bir şey söyleyeyim, gerçekten o dönem bir yerde telefonumu bıraksaydım, gerçekten şu an başka bir yerdeydim. Büyük patlardı. Her daha yoktu Deniz'de. Ama yuva kurulmasına yardım etmek sünnettir Halim. Bir şey bu tarafından bakalım. Peki, çok teşekkür ederim bana konuk olduğunuz için. Biz de hey Tuğba, çok teşekkür ederim. Hey Tuğba. Hey Tuğba. Hey. Hey Tuğba. Hey Ayça. Hey Halim. Hey. 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 İyi oyunlar size. Çok teşekkürler. İzleyecek misin? Mutlaka. Her mutlaka zaman. Ne zaman mutlaka? Bugün mü? Tabii ki bugün. Tabii ki bugün. Yazıyor bak sahne. Zaten sahneye çok ışık geliyor. Ben onu biliyorum. Hiçbir şey göremiyorsunuz oradan. O yüzden. Kaç bir şey söyleyeyim mi? O sana öyle geliyor. Bir yerden sonra o göz alışıyor ve herkesi görüyor. Cidden mi? Tabii. Biz öyle. Ben bayağı öğretmen stili. Bir de bak telefonuyla oynayanlar zaten kabak gibi ortada. Onlar zannetmiyorlar yani. Görünmüyoruz falan zannediyorlar da. Bizim oyunda yok ya. Ben çok ciddiyim. Yok ilk oyunda evet. Yapmam da gene de. Çıkışta görüşürüz onun. Yine de şey Ayşe Spor Ekibi giderim ben. Sen çok mutlu yapayım. Olduk. Ne tatlısın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. İlk mihraceleri gibi olduk ikimiz de. Ben çiçek yedim. Ben de pudraladım. Şöyle. Aynen. Yeni şapkalar yedim. Haa senin gibi görünmüyor. Şimdi orada terbiyeli çocuklar. Onun için sizin terbiyenizi bozmayayım. Aynen tamam. Bozdu istediğin zaman bozdu. Ama vaadim bakın. Bak. Bozacaksın.